Evet sevgili yıldızlar, hepiniz hoş geldiniz. Yıldızlar için şairane Farsça derslerimiz devam ediyor. Ben şair benim, yıldız sizsiniz. Üstad da Muhammed Ekrami arkadaşlar. Ben Özgür Çoban. Çoban Özgür de diyebilirsiniz. Muhammed Hocam, Nevruzetün mübarek başe. Güzel. Ya zannediyorum başe kullanılmıyor değil mi Üstad mesela? Subhetü nedir? Subhişuma behayir. Yani sadece behayir, mübarek demeleri yeterli değil mi? Yani başe düşüyor orada değil mi olsun anlamındaki? Evet. Evet. Üstad yeni yıl size güzellik getirsin. Aşk getirsin, muhabbet getirsin, para getirsin, huzur getirsin, sağlık getirsin. Bütün dünyaya barış getirsin. Allah halkımızı, bütün Müslüman Türk dünyasını emperyalizmin, kapitalizmin ve siyonizmin elinden kurtarsın. Ne diyelim başka? İnşallah, evet. Sağ olun hocam. Evet. Yani tabii Dualarınız için. evet, Allah razı olsun. Evet, Siyonizm dedik de yani Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin de Allah yardımcısı olsun. Doğu Türkistan'daki İnşallah. Müslüman kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Tabii yani din tacirliği yapan bütün ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizin hani nedir? Gücü elinde bulunduranların din tacirliği yaptığı bütün ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diyorum. Tabii bu ülkelerin arkadaşlar yani üzerine alınan bütün ülkeler olabilir. Yani hangi ülkede böyleyse insanlar kendini hissediyorsa yani birine hitaben söylemiyoruz. Kim üstüne alınıyorsa herkese söylüyoruz. Evet. Evet, Allah samimiyetimizi, ihlasımızı artırsın. Kendimizi böyle haklı görmek için her türlü yanlışı meşru gören insanlardan eylemesin Rabbim bizi. Eksiklerimizi de gidersin arkadaşlar. İçimden geldi arkadaşlar. Yoksa ben bu kadar mübarek bir insan değilim biliyorsunuz. Ama Muhammed hocamız maşallah yani güzel bir insan, mübarek bir insan arkadaşlar. Evet hocam müsaadeniz olursa arkadaşlara bir selam verin. Siz de bir şeyler söyleyin. Ondan sonra metnimizi verelim isterseniz. Bütün arkadaşlara merhaba söylüyorum. Şimdi hem de değerli bizim işimiz Türkçe, Farsça bir şeyler öğrenmek, öğretmek. Hep beraber gidelim bakalım. Evet arkadaşlar Muhammed hocamızdan destur aldıktan sonra metnimizi gönderiyorum. İleri seviye evet. Evet üstadım metnimiz geldi mi? Evet geldi. Evet, biraz uzun bir metnimiz var. Evet. Evet. Arkadaşlar, derslerimize biliyorsunuz Muhammed hocamızın nedir metni okumasıyla başlıyoruz. Ve hocam buyurun mikrofon sizde. Ben arkadaşlar sizler için bakın. Sırf sizin için ne yapıyorum? Muhammed hocamın mübarek yüzünü görmekten vazgeçiyorum. Çünkü bu tabii Skype'ı tam öğrenemediğimiz için onu ben kendi ekranımdan kaldırıyorum. Evet. Hocam buyurun mikrofon sizde. رنگین کمان خرافات در فرهنگ های مختلف خرافات یعنی اعتقاد به آنچه دلیل منطقی و علمی نمیتوان برای آن پیدا کرد
ولی عامه مردم آن را پذیرفته‌اند و ناپسند نیست. از ابتدای تاریخ خرافه پرستی بخشی از زندگی بشر بوده است و حتی در عصر علم و فناوری اغلب انسان‌ها بسیاری از عقاید و باورهایی که ریشه در خرافات دارند را به نوعی پذیرفته‌اند، زیرا احساس امنیت و اعتماد به نفس یکی از پیامدهای اعتقاد به خرافات است. مثلا برخی از افراد معتقدند که اگر فلان لباس را بپوشند یا فلان شیء خاص را با خود داشته باشند، برایشان خوششانسی و موفقیت به همراه می آورد. حس به آنها اعتماد به نفس می دهد. بسیاری معتقدند که دعاهای پیش از مسابقات ورزشی به ورزشکاران روحیه می دهد و آنها را آرام می کند. این گونه اعتقادات جز خرافات نیستند و به طور حد در بالا بردن روحیه ورزشکاران تأثیر مثبت دارد. بورن هوجا، آیا آخرین باری را که از نگاه کردن به گربه سیاه پرهیز کردید و یا به تخته زدید به خاطر می آورید؟ اینها همان باورها و عقاید خرافی هستند که از گذشته های دور از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند. باورهای خرافی در کشورهای مختلف جالب است. در برخی از کشورها خرافات جزئی از زندگی روزمره آنها شده است. مثلا هنوز هم بسیاری از مدیران از بستن قرارداد در روزهای خاصی از ماه پرهیز می کنند. بخش بزرگی از باورهای خرافی اعتقادات افراد درباره اعداد است. مثلا در کشور ژاپن و کره عدد 4 نحس و بدیوم است. برای همین در این دو کشور اغلب هتل‌ها 3 ستاره و یا 5 ستاره هستند و به ندرت ممکن است طبقه‌ای به اسم طبقه 4 را ببینید. در کشور چین عدد 8 نشانه خوشیمنی است. به اعتقاد بعضی ها در ایران عدد 13 نحس و بدیمن است. برای همین اگر پلاک خانه‌ای 13 باشد، گاهی آن را به صورت 12 به علاوه 1 می نویسند. مردم اغلب کشورها بر این باورند که عدد 13 نحس است. بنابراین در روز 13 ماه بیشتر مراقب هستند. همانطور که گفتیم این اعتقادات از فرهنگ‌های مختلف دنیا گرفته شده است. بنابراین ممکن است که اینها را در جاهای دیگر دنیا هم ببینید. البته باید پذیرفت افرادی که نمی توانند افکار و احساسات خود را کنترل کنند بیشتر به عقاید خرافی اعتقاد دارند و در مقابل افرادی که بر افکار و احساسات خود کنترل دارند واقع بینانه تر و با مسائل برخورد می کنم. به هر حال مادر بزرگ هایی که پشت سر مسافر آب می ریزند و یا اسفند دود می کنند یا به گردن یا لباس بچه های خود سنگ آبی آویزان می کنند و یا هنگام مریض شدن افراد خانواده تخم مرغ می شکنند، در حقیقت با این کار احساس آرامش بیشتری پیدا می کنند.
اما باید همیشه این نکته را مورد توجه قرار داد که واقعیت و حقیقت همواره در زندگی همه ما انسان‌ها حرف اول را می‌زند. بنابراین باید بدانیم که اتفاقات خوب و بد تحت کنترل انسان نیستند. گرچه بعضی نیز می‌گویند که اعتقاد به خرافات این توان را به افراد می‌دهد که خود را برای نتیجه و پیامد آن اتفاق آماده کنند. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere biraz zor bir metin. Ben de zorlanacağım ama tabii ki Muhammed hocamız olunca o asanter mişe. Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Rengin keman, hurafat der ferhenkayı muhtelif. Evet arkadaşlar, ne diyor? Çeşitli kültürlerde hurafeler. Nasıl hurafeler? Üstad, rengin keman. Evet, hurafelerin çeşitli olduğunu gökkuşağına benzetmiş. Evet, çeşitli hurafeler. Yani çeşitli kültürlerde çeşitli hurafeler. Evet. Rengin keman. Keman yay olduğu için, doğru mu? Rengin de renkli olduğu için. Dürüst de üstad. Evet. Evet. Rengin keman. Aynı dediğiniz. Evet. Gökkuşağı. Orada şey değil mi? Rengin keman hurafat. Yani terkip yok. Var var. Hayır. Yani rengin keman ne demiyoruz ama, değil mi? Evet. Yani terkip var da orada terkip iyisi yok. Doğru mu? Rengin keman hurafat yani. Doğru mu üstadım? Rengin keman ne? Rengin keman ne hurafat? Hmm. Hurafaların gök... tamam. Şeylerin. Hurafelerin gökkuşağı. Arkadaşlar, hurafe biliyorsunuz yanlış inanış. Yani dinle bağdaşmayan ama böyle bir dini hüviyeti varmış gibi algılanan tahriften geliyor hurafat. Tahrif yani sapıtmak, saptırmak diyelim. Yani asas amacından sapmış davranışlar gibi düşünebilirsiniz onu. Evet, davranışlar, sözler bir genel arkadaşlar. Hurafat yani itikat, yani inanç diyor. Doğru mu üstad? Hurafat, hurafeler yani inanç ve anca delili mantıki bir şeye, o şeye inanç diyor. Neye inanç? Bir şeye ilmi ve mantıklı bir delile evet, onu nasıl diyelim? Nemi tevan berayı an peyda kert. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar onu, mantıklı ve ilmi bir delil bulabilen inançlar, yani değil mi üstad? Berayan onun için diyor arkadaşlar, mantıklı bir sebep ve ilmi bir sebep. Yani aslında evet, ilmi yani zaten delilin de böyle bir sebeple yakın anlamlı durum var arkadaşlar. Yani makul gerekçeler diyelim buraya. İlmi ve bilimsel ve mantıklı gerekçeler, onlar için mantıklı gerekçeler bulabildiğimiz şeylere inanmak. Doğru mu üstad? Evet doğru. İtikat dediğine göre arkadaşlar, bilmem ne bu ançede ançe ki arkadaşlar, orada bir ki var aslında, düşmüş. Yani bizde mesela yani orada sıfatını yapıyor. Sıfatını
yapabiliyor arkadaşlar. Şeyler gibi bir anlam verebiliriz ona. Mantıklı ve işte nedir ilmi sebep onlar için bulabildiğimiz şeylere inanç diyelim veya bulabildiklerimize. Bak o şey de düşebilir. İnanç. Bulamadığım. Ama, efendim? Bulamadığımız ne mi tevan? Özür. Bulamadığımız. Bulabildiğimiz diyorum. Çok özür. Evet, bulamadığımız arkadaşlar. Veni ama amme-i merdüm. Yani insanların avam tabakasında içinde mi diyelim? Ne diyelim ammeye Üstad Orlan? İnsanların çoğu. Amme deyince çoğu. Çoğu. İnsanların çoğu onu pezirofte'en kabul ederler. Doğru mu Üstad? Pezirofte'en kabul etmek. Kabul etmiştirler arkadaşlar. Tam evet, şey bu. Etmişler. Ve napesent nist kabul etmiştir ama beğenilmez mi diyor üstler ve napesent beğenilmesendiğinden beğenmek değil miydi? Napesent evet beğenilmemiş değildir. Evet. O zaman yani nedir? Hem kabul ediyorlar hem de beğeniyorlar. Doğru mu? Evet, beğenmek, evet. Burada beğenmekle mi ifade edelim Üstad onu? Evet, evet. Evet, ben evet ya da benimsenmek diyelim. Belki o daha güzel olabilir. Benimsemişlerdir. Evet, o iki tane olumsuz yapmış. Napesen, nist. Onu biz olumlu yapabiliriz. Evet. Ez iptidai tarih, tarihin başından beri, başlangıcından beri hurafe porseti behşi ez zendegi beşer bude est. İnsan hayatının bir bölümünden idi. Hurafe peresti, yani hurafelere tapmak arkadaşlar. Porseti dedim de perest tapan var ya, oradan geliyor arkadaşlar. Yani hurafeye tapmak ya da inanmak diyelim. Nedir diyor arkadaşlar? İnsan hayatının, beşer hayatının bir bölümüdür diyor. Ta önceden beri, yani tarihin başlamasından beri. Bölümü idi, bu imiştir, imiş, bu dest. Ve hatta der asr, der asr mı, der asrı ilm mi diyor. Bu asırda mı diyeceğiz, der as, ilim ve fenaveri, ilim ve teknoloji genellikle insanların çoğunu, İnsanlar bisyari es, akaid, inançlarından çoğun, baverha, o da inanç, inanmaktan geliyor zaten arkadaşlar. Baverker'den inanmak demek. Akide diyelim, akide ve inançlarının çoğunda insanlar genellikle ki rişe, der hurafet darent. Hurafelerden ipuçları vardır. Rişe neydi Üstad? Kök. Kök. Evet. Nasıl ifade edelim Üstad bunu? Bu metinde bayağı bir... Efendim? İstersen ben söyleyeyim buranı. Evet. Çok sevinirim Üstad. Öyle. Hatta der esri ilm ve fennaveri, hatta teknoloji ve bilim asrında bile
اغلب انسانها، انسانların çoğu بسیاری از عقاید و باورهایی که ریشه در خرافات دارند را به نوعی پذیرفته اند. خرافه کوکنلی اینانسلار و اکیدلری انسانların çoğu kabul etmişler. Evet, Ra, B. Bir türlü kabul etmişler. Bir şekilde kabul etmişler. Nev, orada türden geliyor değil mi? Nev, mütenevvi. Evet. Bir şekilde kabul etmişler, evet. Benoi arkadaşlar. Zira, ihsasi, emniyet. Emniyet duygusu ve itikat ve nefs, özgüven ve emniyet duygusu yeki es peyamet hayı itikat. İtikatların kazanımlarından, kazanım mıydı peyamet üstad? Sonuç mu ya da peyamet ne diyelim? Netice. Efendim? Peyamet netice, sonuç. Netice, evet. Kazanımların sonuçlarından biri behurafatest. Hurafelere inanmanın sonuçlarından biridir. Doğru mu üstad? Evet. Emniyet ve arkadaşlar özgüven duygusu diyor. Örneğin mesela berhi ez efrat. İnsanların bir bölümü mutekident inanırlar ya da inanıyorlar. Ki eğer fulan libas, işte falan elbise ra puşent giyerse arkadaşlar, giyerlerse daha doğrusu be puşent doğru mu üstad? Puşi'den tuş, evet. Arkadaşlar. Evet, giyerlerse ya da falan şeyi şey ihas mı diyeceğiz? Özel şeyi, evet, mi diyeceğiz? Özel, evet, şeyi, evet. Bahut kendileriyle, kendiyle sahip, kendisiyle sahip olursa mı diyeceğiz? Kendileriyle daşte başın taş burada anlam olarak kendileriyle taşırlarsa. Kendileriyle taşırlarsa, yani evet, tamam, güzel. Berayşan, onlar için hoş şans, yani iyi bir talih, güzel şans ve muvaffakiyet ve başarı. Behemrah miaveret, yani onların yanında, eşliğinde gelecek, getirecektir diyor arkadaşlar. Yani şans ve başarı onların yanında olacaktır. Evet. Ve hemin his, bu duygu, be anha, onlara itimad, be nefs, özgüven mi dehet, veriyor. İtimad, be nefs, özgüven arkadaşlar. Kendine güvenmek. Biz yari, birçok, birçoğu inanıyor ki duahayı piş es musabakat tı verzeşi ve verzeş karan ruhiye midehet. Evet. Diyor ki spor karşılaşmalarından önce dua etmek, dualar, önce edilen dualar, orada bir gizli edilen gibi düşünün. Sporculara, verzeşkar sporcuydu değil mi üstad? Bu sporculara ruhiye, evet, midehet, yani moral veriyor diyor, ruh psikolojik olarak destek oluyor. Ve anhara arum mikonet, yani aram onları sakinleştiriyor. İngune, bu çeşit inanışlar, itikatlar, itikatat cezmi diyeceğiz, hurafat nisten, hurafelerden bir bölüm değillerdir mi, bir parça
değildir mi diyor? Evet. Parça değildir ve be toruhat. Kesinlikle be toruhat. Kesinlikle derbala bordeni ruhiyeyi verreşkaran tesir müsbet daret. Evet. Sporcuların psikolojisini zirveye çıkarmada olumlu etkiye sahiptir. Aya acaba ahirin bazi son oyunu mu diyeceğiz? Son oyunu. Bazi değil, bari. Ahirin bari. Ah, evet, özür. Futbol deyince ben oyun oraya gitti. Ahirin bari nedir, bari neydi üstad? Kere, kes. Evet, son kez. Acaba son kez, o bari, son bir kez diyelim. O ri gelince kafam karıştı. Bar zaten kez. Dobare iki kere anlamına geliyor arkadaşlar. Tekrar mesela. Evet, son bir kez zi. Ki neymiş bu? Ez nigah kerden be gurbe siyah perhis kerdit. Vallahi bu siyah kedinin uğursuzluk getirmesinden bahsediyor da üstad. Evet. Bu ne diyelim? Kaçınmak demiş. Siyah kediye bakmaktan kaçınmak. İsterseniz ben okuyayım. Evet üstad. Aya آخرین باری را که از نگاه کردن به گربه سیاه پرهیز کردید و یا به تخت زدید به خاطر می آورید. انسون سیاه کدیه باکمکتان کاتندنز و یا تختایا وردونز زمان انسون زمان هاتırlıyor musunuz? Evet, tamam. Evet, tamam. Acaba, aya acaba arkadaşlar. Burada ki olduğu için ne diyeceğiz? Siyah kediye bakmaktan en son ne zaman kaçındınız? Ya da kaçındığınız son zaman nedir falan gibi, acaba oldu mu ya da kaçırdınız değil mi? O üstad şey mi? O key'i nasıl şey yapacağız? Hepsini mi vereceğiz o son? Evet, hepsini. O zaman ama sonuncu kez nasıl ifade ediyoruz? Ha, en son diyeceğiz. Sonuncu kez siyah bir kediye bakmaktan kaçındığınız son kez ne zamandı? Evet, değil mi? Ne zamandı? Ya da diyor ki be tahte zeden vurmak arkadaşlar. Vurdunuz. Niye? Be hatır miaveret. Aklınıza hatır miaverit, aklınıza getiriniz diyor. Doğru mu? Ne zaman yaptığınızı? Son kesinlikle hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyor musunuz? Tamam. Aya dediği için. Evet. Ya aslında şöyle arkadaşlar, bak ben şimdi bak biraz daha oturdu Muhammed hocam, zor bir cümle olmuş bu. Bak bu ayayı şey yapalım, yani en son siyah kedi ya en son ne zaman baktığınızı, bak şöyle diyelim, siyah kediye bakmaktan en son kaçındığınız en son
zamanı, bakın tam şey olacağı için, kaçırdığınız son defayı ve tahtaya vurduğunuzu hatırlıyor musunuz? Veya tahtaya vurduğunuzu hatırlıyor musunuz? Evet. İnha bunlar hemen, heman, baverha, bunlar aynı inançlar ve itikatlar. Bu aynı inanç ve itikatlar hurafi hestent, yani hurafidirler. Hurafedirler mi demek istemiş üstad? Ben söyleyeyim hocam. Tabii ki. İnha heman baverha ve aqayid hurafi hestent ki az gozeştehay dur az nesli be nesli diger montagil şude end. Bunlar uzun geçmişten olan nesilden nesile geldiği hurafi akide ve inançlardırlar. Akaidi hurafi, öyle mi? Bu terkip evet. Yaptık o zaman bunu. Evet. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar, bu metnimiz zor. Bir de ben bugün inanın var ya, ne badireler atlattım bugün. O yüzden Muhammed hocam bugün biraz daha yükü size verdim. Hakkınızı helal edin ama önümüzdeki derslerde telafi edeceğim bunu. Tamam hocam. Evet. Baverha'yı hurafi inançlar, yani nedir? Buraya hurafiye böyle bir güzel de şey yapsak, yani nedir? Yanlış inançlar diyelim belki de buraya. Yanlış inançlar. Derkişverhay muhtelif çeşitli ülkelerde ilginçtir. Calibet est. Derberhi eskişverha bazı ülkelerde hurafat, hurafeler cüz'i ez zendegi'i ruz merrey anha şodest. Onların nedir? Monoton mu diyelim üstad? Monoton yaşamından bir parça olmuştur. Örneğin hayat. Henüz hem hala daha bisyari ez müdiran. Müdürlerden birçoğu ez besteni karardat. Ez besteni karardat. Der ruzhayi hasi. Özel günlerde anlaşma yapmaktan ayın bazı gün özel günlerinde ezmah diyor. Ayın özel günlerinde arkadaşlar, belirli günlerinde diyelim, oraya daha güzel olur. Anlaşma yapmaktan, sözleşme imzalamaktan arkadaşlar ne yapıyor? Kaçınırlar diyor. Hani uğursuzluk getiriliyor. Ayın 13'ü falan filan muhabbeti vardır. Herhalde öyle bir şeyi kastetmiş değil mi üstad? Evet aynen. Bahşi bozorgi mi? Evet. Evet. Ez büyüklerin bir bölümü mü diyeceğiz? Ne diyeceğiz bu? Hayır, onu bahşi bozorgi ez baverhaye hurafi. Ha evet, tamam. Nedir? Yanlış inançların büyük bir bölümü evet, itikadat tı efrat nedir, kişilerin itikatları derbari edadest
adetlerinin tekrarıdır mı diyeceğiz üstad? Rakamlar, sayılar, rakamlar. Ha, rakamlar, adet, evet, rakamların tekrarıdır. Evet. Mesela der kişver, kişveri Japon ve kere adet şes, şeş mi? Hocam, şeş adet kere. Hocam. Efendim Müslüman. Kur'an'ı kısa kısa olarak ben okuyorum. Siz çevirin isterseniz. Tabii ki. Mesela der keşveri Japon ve Kore. Evet evet, ben buradan, evet. Japon ve Kore ülkesinde örneğin, evet. Adedi çahar, adedi nehs ve bedyum est. Evet. Dördüncü sayı rakam nehs ve uğursuzdur. Evet. Bedyum, hemin... Evet tamam arkadaşlar, nehs ve uğursuzdur, öyle mi? Adet. Evet. Evet. Şu birincisi adet, ikincisi ne oldu üstad onu? Uğursuzluk rakamıdır mı diyeceğiz? Evet, evet, evet. Hı hı. O ikincisi terkip yapmiş. Doğru mu? Yani birincisi, evet, de yapmış. İkincisine gerek yoktur ama getirdiği sorun değil. Adedi çahar, adedi nehs est. Tamam. Bedyum, bedyum, yom mu? Ne diyeceğiz ona? Bedyum, bedyum. Bedyum. Arkadaşlar o muhtemelen bed kötü. Yüm de meymenetsiz diyoruz ya, bereketsiz, oradan geliyor, uğursuz. Evet. Evet. Berayi hemin do keşfer, bu yüzden arkadaşlar, bunun için bu iki ülkede genellikle hotel ha ses itare, üç sitare ya da veya pench sitare hestend. Yani ya beşmiş ya üçmüş. Dört değilmiş. Dörtlü değil mi üstad bu? Çağır. Evet. Evet. Ve be nedret genellikle mümkün est, mümkündür. Tabaka i be ismi, tabaka i şehar, ra baby need. Ne diyor? Dördüncü kat ismiyle bir kat görmeniz nadiren olabilir. Ha, görmeniz, ha, tamam, mümkün es, görmeniz nadir olabilir. Evet. Benüdret nedir? Nadiren arkadaşlar. Der kişver ri Çin arkadaşlar. Çin'de de heft mi? Şey, heft, heşt mi? Heşt. Heşt. Evet. Çin'de de heşt sayısı nedir? Hoş yümni est. Bu da bereketli anlamına geliyor. Hoş, bereketli. Yani bu da uğurlu diyelim arkadaşlar. Uğurludur. Evet. Be itikat, bazı ha der İran, inanışa göre mi diyelim buna? İnanışa göre bazıları İran'da 13 sayısını. Sizde miydi o 13 saat? Evet, sizde. Sizde nehs ve bedyum arkadaşlar. Yani o da uğursuz ve bereketsizdir 13 rakamı. Berayemin bunun için eğer pelakhane-i
Yani evinizin numarası mı üstad o? 13 olsun. Olursa. Eğer diyor 13 olursa evinizin numarası bunun için diyor bazı gahi yani bazen anra onu be sureti 12+1 devazde artı neydi üstad? Be elave ya be izafe. Evet. Be elage ya da be izafe yek diyeceğiz. Devazdehti değil mi 12? Evet, evet. Mi nevisent yazıyorlar arkadaşlar. Evet. Yani 13 değil de 12+1 yazıyorlarmış. Merdümü aglar nedir? İnsanların geneli ülkelerde berin baverant. Bunun nedir? Buna inanırlar mı diyelim orada? Evet. Berin dediğine bunun üzerinde inanıyorlar. Baverant arkadaşlar. Burada Baverant gelmiş. Yani inanıyorum. Evet. Ben yani inanıyorum. Baverhestent. Ya da arkadaşlar bakın ek halinde yapacak olursak da Baverre tamam mı? Evet. Baverend burada olduğu gibi. Evet, buna inanıyorlar ülkelerde genelde insanların geneli. 13 sizde sayısı uğursuzdur. Ben haberin bu yüzden de Ruz o gün ayın 13. gününde Ruzi sizde hom me mah. Doğru mu üstad? Evet. Burada der Ruz sizde hom e diye terkip var mı üstad? Hepsinde var. Der Ruz'e sizde hom e mah. Evet. Ayın arkadaşlar 13. gününde çoğunlukla daha çok dikkat ediyorlar. Evet tamam. Daha çok dikkat. Murakip buden dikkat etmek arkadaşlar. Hemen tor ki goftem dediğimiz gibi mi diyeceğiz üstad? Ne diyelim oraya? Evet. 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 Dediğimiz gibi. Ben başka bir şey not almış mıyım bakıyorum. Evet, dediğimiz gibi, söylediğimiz gibi almış zaten. Tamam. Evet, dediğimiz gibi in itikatat bu itikatlar arkadaşlar çeşitli kültürlerden gelen bu itikatlar. Dünya girifte şöde. Dünyanın çeşitli kültürlerinden gelen bu itikatlar oluşmuş. Efendim? Oluşmuş. Girifte şöden oluşmuş mu diyeceğiz? Böyle söyleyelim. İn itikadat az ferhangi hayi muhtelife dünya girifte şöde az. Bu inançlar dünyanın çeşitli kültürlerinden alınmıştır. Evet evet alınmıştır. Tamam. Benaberin bu yüzden mümkündür olabilir ki inha bunları dercahay diğer başka yerler dünya bacahay diğeri dünya hem dünyanın başka yerlerinde de görebilirsiniz. Evet. Be need. Bak burada mümkün est görebilirsiniz. Sanki Tevanistan yapısı gibi arkadaşlar. Evet. Elbette bayet peziroft.
elbette kabul edilmelidir. Efradi ki ne mitevanent efkaru ihsasat hodra kontrol konent. Nedir? Kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilen insanlar daha çok efendim? Ha, edemeyen. Nemi tevanen edemeyen insanlar ve akaid-i hurafe yanlış inançlara inanırlar mı diyelim? İtikat daha çok. Evet. İtikat sahibidirler mi diyelim? Ne diyelim? Evet, inanıyorlar. Aha, itikat da aşten inanmak olarak inanıyorlar. Ve der mukabil, buna karşılık mı diyelim üstad? Evet. Efradi ki ber efkâre esasatı hot kontrol daren, yani duygu ve düşüncelerini kontrol edebilen insanlar vaki binaneter. Nedir üstad o vaki? Ba mesail berhort mi konent. Ne diyor üstad orada? Evet. Vaki bin gerçekçi. Vaki bi gerçekçi, öyle mi? Vaki binane gerçekçilikle. Evet. Evet, bu meselelerle mi berhort kerden davranmak mıydı? Neydi o berhort? Karşılaşmak, davranmak, evet. Evet, tesadüf, karşılaşmak. Çarpışmak anlamı da vardı değil mi Üstad? Evet, evet, evet. Evet. Ve herhal mader bozor kayi poşti ser misafir mi rizent. Ne diyelim? Misafirlerin, yolcuların peşinden, evet, su okuyorlar. Bu ser ne diyeceğiz üstad? Poşteser iç kelime, evet, yapmıştı. Evet, yani arkasından. Evet, arkasından. Evet. Babaanneler arkadaşlar, nineler ve ya isfendi dut mikonent. Neydi üstad? Duman, dut dumandı da duman. Dut mikonen şey, dumanlama, yakma anlamında. Ondan öncekini anladık mı? Poşteseri musafir abmirizen. Tabii tabii anladık. Yani biz mesela, bizde de vardır su dökme giden birinin arkasından. Bu isfen üzeri var mı Türkçe'de? Evet, üzerlik. Tamam. Evet, üzerlik. Dökmek mi ne denir bizde? Onu yakarsın falan, bir nazar, evet, değmesin diye. Öyle mi? Evet, evet. Tamam. Üstad, aynı topraktan geldik bizim. Dedelerimiz ortak zaten. Evet. Ya begerden ya libas, boyun ya da elbise, çocukların boyun ya da elbisesine, kendi çocuklarının boyun ya da elbisesine mavi taş asarlar. Avizan kerden asmak arkadaşlar. Avihten de asmak. Aviz geniş zaman kökü. Ama burada avizan mikonend asıyorlar diye gelmiş. Muhammed hocamız, evet, hep söylüyor. Yani avihten yerine
İki kelimeyle yapmaya hevesliler onlar da diyor. Evet. Avizen kerden böyle bir kullanım anladığım kadarıyla. Bizde de mesela beklemeyin demiyorlar, bekleme yapmayın diyorlar. Halbuki beklemeyin demek daha doğru arkadaşlar. Evet. Veya hengamı mariz, yani hasta olunca, hastalık anında hastane merisyoden, hasta olunduğu zaman, olunduğunda diyelim, kişiler hanevade evet ne tohmemurk ha tohmemurk şey miydi üstad? Yumurta. Evet. Aileler yumurta mi şekerent. Yani yumurta mı kırıyorlarmış? Hocam bunu böyle yapalım. Hengame meriz şodeni efrade hanevade ailenin kişileri hastalandıklarında yumurta kırıyorlar. Evet. Ta oraya kadar gidiyor öyle mi? O ya evet. Şeyden hengame meriz şodeni efrade hanevade ailenin bireyleri diyelim hasta olduğunda yumurta kırılıyorlar. Şikesten kırmak, şiken arkadaşlar geniş zaman kökü. Geçen başka derslerimizden birinde de geçmişti arkadaşlar. Belki de bir sonraki dersimizde daha yüklemedik. Mail değiliz kimsenin azarına ama hatır şikeni zahidi peymane şikestiz diyor üstad. Peymane şikestiz. Mail değiliz kimsenin azarına ama yani kimseyi kırmaya, incitmeye meyilli değiliz ama hatır şikeni zahidi peymane şikestiz. İnsanın kalbini, gönlünü kıran zahitlerin kalbini de kırarız. Evet üstad. Ben sadece evet. Bugün beyit okudum arkadaşlar. Hep Muhammed hocamız yaptı. Ben bugün hiç formumda değilim. Evet, Farsçam gerilemeye başlamış. 2-3 gündür Muhammed hocamızla metin kendim çözünce ilerlemiyor arkadaşlar. Metin kendim tercüme yapınca. Evet, devam ediyoruz. Der hakikat arkadaşlar, hakikat de gerçek de ba inkar İhsası arameş. Bu işle arkadaşlar, bu işle yani nedir? Huzur duygusu çoğalmaktadır mı diyelim. Müşteri fazla, daha fazla bulmaktadır. Yani çoğalmaktadır. Bu duygu daha da fazla ulaşmaktadır gibi diyebilir miyiz üstad? Evet, buluyorlar. Huzur, daha çok huzur buluyorlar. Huzur hissi. Evet. Ama bayet hemişe ama malıdır. İn nokta ra muridi teveccüh karar dağıt. Bu karardat ne diyeceğiz üstad? Nükte. Bu nükte iyi. Bu nükteyi anlaşmayı anlamak hakkında mı diyeceğiz? Anlaşmaya yok hocam, burada karardat bir kelime değil, fiilimiz. Fiil. O zaman ne dedik? Bu nükteyi dikkate almalıyız. Ha, bu karar dağdan, teveccüh karar dağdan dikkate almak, öyle mi? Evet, böyle bayet moradi teveccüh karar dağ dikkate alınmalıdır. İnnikte. Nükte burada nokta mı anlamında üstad? Evet, nokte o nokta anlamında yok. Bu görüyorsunuz kafla yazılmış. Bu mevzu olarak.
Evet, yani espriyi, işin özetini, nükteyi kavramak anlamında, evet. Ve arkadaşlar, ki vakiyet ve hakikat, gerçeklik ve hakikat daima hemvare der zendegi hayatta hepimizin hayatında mı diyeceğiz? Evet. Bütün evet. Hepimizin hayatında insanların mı diyeceğiz burada? İnsan ha harfi evvel ra mi zenent. Bu insanları nasıl şey yapacağız üstad? İnsanları diğer ibaremize bağlamalıyız. Evet. Hakikat hemvare der zendegiye hemeye ma insanha. Biz insanların hepimizin yaşamında gerçek ilk noktadadır. Evet, harfi evvel mizenent. İlk sözü söylüyor. Evet. Tamam, yani ön plandadır demek istiyor değil mi? Evet, evet. Benaberin bu yüzden bayet bedanim bilmeliyiz ki ittifakat tihub ve bet evet, iyi ve kötü olaylar insanların kontrolünün altında değildir. Yani arkadaşlar, biz beşer olarak hani her şeye yön veremeyiz demek istiyor. Gerçi bazıları da diyorlar, evet, ki itikat ve hurafat, hurafelere inanmak in tevan ra bu gücü mü diyelim, tevanisten kudret, evet, bu gücü be efrat kişilere veriyor ki hot kendini o olayların sonucuna, kazanımına hazırlatsınlar. Evet. Hazırlıyorlar. Kazanımı için hazırlıyorlar. Kendini, evet. Evet arkadaşlar, biraz zor bir metindi. Yani bugün ben yapmadım, Muhammed Hocam yaptı. O yüzden ben yapmadığım için zaten görüyorsunuz. Hem yapmadım hem de onun kafasını karıştırdım. O yüzden bugünkü videomuz biraz uzun sürdü. Evet. Hocam yine de bence ikisini siz yaptınız. O tam lütf zarit üstad. Men hodemra midunem. Yani insanın kendini bilmesi güzel bir şeydir. Bugün belki de en kötü ama inanın arkadaşlar, bugün var ya, yani o kadar böyle zor bir gün geçirdim ki, yani ama tabii ki yıldızların kolayla işi olmaz arkadaşlar. Evet. Yani evet. Zor arkadaşlar, insanlarla uğraşmak gerçekten zor. Yani insan gerçekten çok nankör bir varlık. Yani insanları tanımak falan öylesine zor falan diye bir şarkı vardı. Evet. Muhammed Hocam, biz biraz muhabbetimize yine devam edelim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım. Yani arkadaşları kapatalım, biz muhabbete devam ederiz. Evet, buyurun. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere diyoruz. Özgürce Şiirler, Müzikle Şiir Aşkı. Hatta sitemiz hazırlanıyor, özgürçoban.com. Muhammed Ekrami diye aramayın sosyal medyada arkadaşlar. Muhammed Hocam'ın hiçbir sosyal medyası yok. Şimdilik yok. İleride olursa onun da reklamını yaparız yani.
Evet, Muhammed Hocam böyle bizim gibi arkadaşlar boş işlerle uğraşan birisi değil. Arabasına bindi mi hemen İngilizceyi açan, böyle bir kültür sanat kendini geliştirmeye adamış bir nefer arkadaşlar. Bir Türk kardeşimiz. Evet. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hocam. Sağ olun. Eyvallah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.